ABC çarpı 84 işlemini göstermiş. Bu bölgeye ne geleceğini söylememiş. Alt tarafa 4248 geliyor demiş ve sonuç olarak KKLMK sonucunu ulaşmış. Buna göre diyor ki K artı L artı M toplamı kaçtır? Şimdi bu klasik bir çarpma sorusu ama bir iki pratik yönü var, onu söyleyeyim. Şimdi 4248'e nasıl ulaşmış? ABC sayısını 8 ile çarpmış. Öyleyse ben 4248'i 8'e böleceğim. Yani bu şekilde de bölebilirim, şöyle bölebilirim. Pratik olur. Bu 4248'i hemen ayırırım. 4248. 4000'i 8'e böldüm. 500. 208'e böldüm. 25. 48'i 8'e böldüm. 6. Topladım. 531. Demek ki ABC sayısı 531'miş. Şimdi 531'i 4 ile çarpabilirim. Onun yerine şunu da diyebilirim. 531'i 8 ile çarpınca bunu buldum. 4 ile çarpınca onun yarısını bulmam lazım. Çünkü bir şeyi 8 ile çarptığında bulduğun nedir? Mesela 100'ü 8 ile çarptım. 800 oldu. Eğer 4 ile çarpsaydım 400 olurdu. Bunun yarısı olurdu. Hemen şunun yarısını alalım. Çift sayı olduğu için kolay. 4248'in yarısı da 2124 olur. Direkt yarısını aldım. Şöyle toplayalım. 4, 0, 6, 4, 4. 4 artı 6 artı 0 eşittir 10. Yani burada yapabileceğimiz pratik yön şu, herhalde onu görmemizi istemiş. Demiş ki bir şeyi 8 ile çarptığında bulduğunun yarısı 4 ile çarptığındır. Hatta ben biraz belki de uzattım. Şimdi fark ettim. Şunu da kullanabiliriz. Hiç ABC'yi de bulmadan yapabiliriz. Sormadığı için, ama bazı sorularda soruyor. Mesela şey diyor, K artı L artı C kaçtır diyebiliyor. Bir şey 8 ile çarpmış. 4248 aynı şeyi 4 ile çarparsa onun yarısı olur. 2124 yazıp toplayabiliriz. Bu şekilde bir pratik yolu var.